Denizlerde ilk karşılaştığımız şeyler balıklar oldu ve çuprayı gördük. Evet, çupra yenir mi yenmez mi bu mevsimde? Şu anda neden? Çiftlik olduğu için bu mevsimde olmaz. Mevsim balıkları yiyecek. Çupradır, levlektir. Bunlar çiftliklerde gübrelerle yetiştirilen şeyler. Hmm. Onun için mevsimde çok güzel gördüğünüz gibi mezgitimiz var. Mesela ideal bir şey. Herkese öneriyoruz. İstavetimiz çok taze. Mesela balığın tazeliğini de anlayabiliyoruz burada. Baktığınız zaman bakın şurada balığın şeyi bile kıpkırmızı. Evet. Gördüğünüz gibi. Bu bir işaret. Açın. İşte gördüğünüz gibi. Solunum açlarından da mı? Kırmızılığından mı anlıyoruz? Rengi parlak. Şöyle baktığınız zaman bakın balık sert. Evet. Bükülmüyor yani. Bükülmediği için. Bakın çok önemli. Demek ki bilhassa pazarlarda satılan balıklar günlük taze balıklar. Yani bunlar önemli. Hamsi için ne dersiniz bizim... peki hocam? Karadeniz hamsisi önemli. Evet. Marmara hamsisini önermiyoruz. Balık bu mevsimde 3 ay yiyebileceğimiz en ideal bir gıdadır. Denizden henüz çıkmış balıkları pişirme usulünde yani enerjisini, vitaminini, her neyse içindekini öldürmeden nasıl pişiririz? Kesinlikle kızartmıyoruz. Kızartmamaya çalışıyoruz. Yağda kızartılan her şey kanserojendir. Balık da hakeza değerini düşüyoruz. Hamsinin buğulamasını yapabilirsiniz. Çok buğulama. Güzel. Soğanlı plakisini yapabilirsiniz. Fırında kızartma gibi. Az bir zeytinyağı koyup en ideali, ben de bir Karadenizli Kastamonlu balıkla büyüyen biri gibi, hı hı, alıp bunu ayıklayın, fırına bir tepsiye dizin, azıcık zeytinyağı koyun, güzel kızarmasını yiyin. Ya da Karadenizlerin yaptığı gibi mısır ununda, yağsız kuru olarak pişirin böyle. Çok faydalı olacaktır. Balık mı alacaksınız? Alıyorum. Hamsi mi alacaksınız? Alıyorum. Hamsiyi nasıl pişireceksiniz? Ya da nasıl taze olduğunu anlıyorsunuz? Anlarım, bak ışıl ışıl. Işıl güzel yıkarım. Mısır ununla tavada kızartırım. Kızart. Yağını az koyacaksın. Az yani. Hafif yağ. Yağın içinde böyle bol yağda kızartmak olmaz. Basit, kolay ve doğal. Hocam kuru kayısı için ne diyorsunuz mesela? Evet, kuru kayısı tabi bu tür kayısıları biz yine önermiyoruz. Tamam. Gül kurusu kayısılarımız. Gül kurusu kayısı. Tabi gölgede kurutulmuş kayısılar. Tamam. Bunlarsa kükürtte biliyorsunuz maalesef kükürt olarak rengi değiştirilmiş kayısılar. Her gün şeker yiyeceklerine çay içerken falan hepsini şey yapıyorsunuz. Kayısı yerseniz bununla yine aynı şekilde kuru üzüm. Kuru üzüm şekerekli nedir? Kuru üzüm. Kansızlığa iyi geliyor hocam, onu biliyoruz. Ama bunun dışında püf noktası nedir? Püf noktası çekirdekli olması. He. Çekirdeği bağışıklık sistemini güçlenmede, kanser tedavisinde kullanılıyor. Peygamber Efendimizin kuru üzüm yiyin demesinin sebebi de çekirdeğiyle yersek faydasını 5-10 kat arttırıp immün sistemi güçlendirmiş oluruz. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyoruz. Çekirdekleri çıkarıp kenara atmıyoruz. Kainat eczanesinden şifalı reçeteler. Ne kullanabilirim? Ülser yani, geçirdim. Yani ülseriniz varsa çok önemli bir şey buradan. Biz de hem izleyicilerimiz de evet. Taze patates ve beyaz lahananın çiğden suyunu sıkıp çiğden. Hı-hı. Her sabah 2 bardak beden ısısında için. Evet. Bakın ülseriniz kalıyor mu? Refreniz kalıyor mu? Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayatınız olacak. Pazarda bile Profesör Doktor Ahmet Maranki sorularınızı cevapladı. Polikistik böbrek. Babam ondan öldü. Kardeşim ondan öldü. Neden öldü? 25 sene polikistik böbrek. Onun çaresi var mı? Yani böbreklerinde kist. 27 santim böbreklerim. Evet, yani bu bir yanlış beslenmeden dolayı kaynaklanıyor. Kurtulmak için de pırasa ve kereviz. Ay çok sağ olun. Pırasa, kereviz ve maydanozun yani... çiğden suyunu sıkıp için, bakın böbreklerinizde olağanüstü netice alacak. Taşlarınız bile dökeceksiniz. Basit, kolay ve doğal. Sağ tarafım çok ağrıyor doktor bey. Böbrekleriniz gibi. Bilmiyorum, safra kesen böbrek. Safra keseniz. Ne olmuş? Safra keseniz için öneriyorum, çok önemli. Hı? Keten tohumu yağı. Evet. Keten tohumu yağını alın, her sabah akşam birer çorba kaşığı için. Bir de bizim kozmik beden temizliği programımız var. Kuru mu olacak? Hayır, keten yağını. 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 Evet. Birer çorba kaşığı için. Evet. Bakın 20 gün devam edin buna. Bizim kozmik beden temizliği Mart ayının 7'sinde. İnşallah. Bütün hastalıklarınıza çare olabilecek bir şey. İnşallah. Bunu yaptığınızda bakın safranızda çamur ve taşlarınızdan ayağıma vuruyor taşı, dizime vuruyor. İşte onu göreceksiniz. İnşallah. Buluyorsunuz. Tamam canım, sağ olasın.
Sağlıklı ve uzun ömrün sırları. Kimle görüşüyorum ben? Özlem. Özlemciğim ne aldın? Maydanoz aldım. Evet. Başka evet. ne aldın? Limon aldım. Limon aldın. Evet. Evet işte maydanoz. Evet. Salatalık yani. Evet. Salata yapıyorum. Evet. Evet. Her gün. Evet. Her gün yemek öncelerinde sabah evet. kahvaltısı dahil maydanozu yiyorsunuz bilhassa. Evet. Böbrek rahatsızlıkları, zayıflama, hepatit B, karaciğer temizlemek için değil mi? Evet. ideal bir şey. Ama bunun sapını ne yapıyorsunuz? Atıyorsunuz. Hayır, hiç atmam. Evet. Kesinlikle. Ne yapıyorsunuz? Öğrendi. Mutlaka dinliyorum. Yiyoruz. Siz ne uyguluyorsanız biz de aynısını. Ya, ne, evet. evet. O sapını alıyoruz. Evet, evet. Dinliyor. Aynen. Geçiyoruz. Evet, aynen öyle. Yollarımızın her zaman yapmaya çalışıyoruz. Bu sap ve köklerini de atmayacağız. Pazarda bile Profesör Doktor Ahmet Maranki sorularınızı cevapladı. Okula giden çocuklarımız için ne önerirsiniz? Sürekli hastalanıyor benim büyük kızım. Evet, işte limon. He. Bakın gördüğünüz gibi. Her gün verelim mi? Her gün her şeye limon sıkıp yiyeceksin. He. Bir lafa limon sıkmak yok ama. Kıvırcık salatalar bizim orijinal marullarımız. Evet. Yine bunlar ama bunlar gördüğünüz gibi daha çok dışarıdan getirmiş, yeni değiştirilmiş şeylerimiz. Onları önermiyoruz. Her türlü sebzemize fazla gübre verilmişse mutlaka böyle kaynar 3-4 litre suyun içine elma sirkesi koyarak bunu bunların içine bastırıyoruz. O gübrenin verdiği kötülüğünü hem gübrenin, alıyoruz. Hem nitratı, içindeki kimyasalları çıkarıyoruz. Ve öyle yiyorsunuz, sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayatınız olur. Sağlıklı yaşamın doğal püf noktaları. 5 sene önce bu yoktu ülkemizde. Yoktu, evet. Yeni geldi, İspanya evet. ve Yunanistan'dan gelen evet. devşirme, hibrit tohumlu bir şeydir. Biz yine ne yapacağız? Malum atalarımızın kıvırcık ve bilhassa kayık salatalardan vazgeçmeyeceğiz. Çikolatadan, bütün konsantre ürünlerden, etlerden, peynirlerden toksin alabiliyoruz. İşte bunun kurtuluşu ancak şu terede, her gün bunu sapına kadar, bunu tek tek yediğimizde kırmayacağız, kesmeyeceğiz. Masanın üstüne bunu bütün olarak temizleyip koyacağız. Göreceksiniz bedenimizdeki dünyada toksin atıcı en önemli bitkilerden birisi teredir. Herkese tavsiye ediyoruz. Müthiş bir antioksidan olarak insan nesline Allah'ın yarattığı mucize bir bitki. Kainat eczanesinden şifalı reçeteler. Bakın brokoli görüyorsunuz, çok önemli. İnsan nesli için bir kurtuluşa vesile olabilir. İçindeki çok etken maddeler var. Şimdi kimyasalları söylemek istemiyorum ama prostatı olan beyler için bilhassa karaciğer temizliği için çok ideal. Şu anda bununla işte yarım litre suya 200 gram bundan koyun, kaynatın, bakın için hayatınızda ne kadar farklı şeyler olacak. İlla ameliyat çözüm değil, ondan önce yapılabilecekler de kainat eczanesinden brokoli, suyunu için öbüründe salata yapıp yiyin değil mi? Efendim şöyle de bir şey var aslında, her beldede, her ilçede bir pazar kuruluyor. O pazarda eğer bu hafta bizi dinlerseniz hangi meyveler taze, hangi balığı yemeliyiz, bütün sihirleri öğreniyoruz. Öğrendikten sonra da iş sepeti alıp pazara gitmeye kalıyor. Yani cebinizden milyonlar çıkmasına gerek yok. Sadece pazarda küçük küçük paralarla sağlığınızı koruyabilirsiniz. Lütfen dikkat edin. Hocam bunlar niye burada? Evet. Kereviz niye burada evet. bunlar? Şimdi işte bakın çok ucuz. Diyorlar ki sağlıklı yaşamak pahalı. Değil. Yani şurada bunların hepsini 1 milyon lira kadar etmeyecek bir şey. 1 milyon liraya bir öğünlük yemeğiniz çıkıyor buradan. Ama gördüğünüz gibi kereviz, maydanoz, burada brokoli, dereotu, bakın nane, turp, bunların hepsi ve lahana. Bakın, ve lahana. Ve lahana. İşte bu lahanalar, bu şurada gördüğünüz şeylerin hepsinden bir mevsim türlüsü yapabilirsiniz. Ama ne yapacağız? Fazla pişirmeden tıkırında. 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 Yani? Suyu içinde pişirilmeyecek vitaminleri öldürüp, hele haşlayıp kaynatıp suyunu asla dökmeyecek. Haşlayıp, kaynatıp suyunu dökmek yok, o suyu afiyetle içeceğiz değil mi? İçtiğimiz zaman tabii bütün ölümcül hastalıklarımız başta olmak üzere. Zayıflamanıza yardımcı olacak. Mide reflünüzün ilacı, karaciğer, kan yağlarınızın, kolesterolünüzün ilacı, bedendeki toksinlerinizin ilacı, Allah böbrek Allah. Taşlarınızın ilacı, reflünüzün ilacı, bakın kalın bağırsağınızın ilacı,
Yani baş ağrıları, bedeninizdeki toksinler, migreninize kadar her şeyin çözümü işte şurada gördüğünüz 1 milyon lirayla hayatınızı değiştirebiliyorsunuz. Hocam ıspanağı hemen ben sormak istiyorum. Biliyorsunuz bizim hanımlarımız ıspanağı yani böyle cılık cılık incecik yapıp suyunu çıkarana kadar haşlarlar. Ve sonra da ıspanak yemeği yaptıklarında üstüne de yoğurt dökerler. Şimdi ben duydum ki ıspanakla yoğurt aslında bir araya gelmemeli. Evet. Bu doğru mu? Evet. Şimdi bir kere kesinlikle bununla ilgili bizim şifalı bitkiler kitabımızda tablolarımız var. Hangi bitki hangi bitkili? Asitli bitkiler bazlı bitkilerle, ekşi bitkiler tatlı bitkilerle, sebzeler, meyveler de yenmez. Doğru besleniyor muyuz? Ben Emine Şahin. Emine Hanımcığım, yaptınız mı bu kozmik beden temizliğini? Daha kendimi daha dinç hissettim ediyorum yani uykumu dediği gibi doktor beyin daha sabahları erken kalkıyorum. 5 saatlik uyku yetiyor mu? Yetiyor artık? Evet demişti, yetiyor yani. Kalp hastaları dikkat. Mesela bir havuç alırken burada gördüğünüz gibi çok iri havuçlar. Evet, çok evet. İri havuçlar. Bunun normal sortu şu boyda olmalı. Evet. Bu çok önemli gördüğünüz gibi. Artı sert olmalı havuç. Havuç mesela çaktığınızda tak diye kırılması lazım. Yani bu aslında çok önemli güzel. Ve sulu olması lazım. Çok güzel bir havuç. Havuç nelere iyi gelir hocam? Havuç mesela kalp rahatsızlıklarında çok önemli. Kalp krizini önlemeden tutun da bedenin bağışıklık sisteminden. Şu anda bir havuç suyunu yemekler arasında birer bardak, ama içine unutmayın bakın bir püf noktası var. Nedir? Havuç suyunu sıkıp suyunu içerken içine mutlaka bir tatlı kaşığı zeytinyağı koymanız lazım. Bunu neden? Ben de bilmiyordum. Neden? Çünkü K, D, A gibi vitaminler yağda eriyen vitaminlerdir. Sağlıklı ve uzun ömrün sırları. Evet, şu anda yenilecek tek şey pırasa. Yani pırasa insan neslini kurtarabilecek bir bitki. Pırasanın adını da öğrenmiş olalım. Evet. Aslında pırasa pırasa değildir, pürhassadır. Pürhassa ne demek? Bütün hastalıklara bütün iyi gelir. Bütün hastalıklara iyi gelen bir şey. Pürhassa diyeceksiniz. Evet. Turp çok önemli. Yine turp immün sistemi, kanserde bağışıklık sistemini güçlendiren. Buradan mesela kış sezonu ne yapsın? Çocuklarımız öksürüyor. Evet. Şunu şöyle açsınlar içinden. İçine birazcık bal koysunlar. Bir kaçık bunu. Huni gibi açıyorsunuz. Kesecekler. İçine balı koyacaksınız. Şu altını da kesip bardağın içine koyuyorsunuz. Sabaha kadar o bardağın içine bu turpun özü akıyor. Oh. Bunu içirdiğinizde o çocuklarınızın hiçbir zaman öksürmediğini göreceksiniz. Maşallah. Bağışıklık sistemimizin güçlendiğini göreceksiniz. Doğal bir antibiyotik olduğunu göreceksiniz. Bunu da yine burada açıklamak istiyorum. Bilhassa kanser hastaları her gün 500 gram suya 200 gram turpu mendelesinler, koysunlar, kaynatsınlar 3 dakika, suyunu içsinler. Bakın 20 günde trombositleri nasıl yükselecek? Kainat eczanesinden şifalı reçeteler. Şimdi baklagillerin oradayız. Nohutu soracağız, kuru fasulyeyi soracağız, ev tarhanasını soracağız. Hocam yine söz sizin, buyurun, eriştemiz var. Bakın ev tarhanası bu şeyde yapılmış, yöresel İnebolu'dan gelmiş. Hı hı. İçinde kızılcıktan yapılmış. Çok önemli kızılcık. Ve içine boydalı gibi yoğurtla karıştırılmış bir şey. Çok besleyici. Kalın bağırsakta ishal gibi durumlarda biz eskiden çorbayla büyürdük. Hı hı. Çok bedenin bağışıklık sistemini güçlendirici. Tabii çorbalar bunlar. İçinde boydalı var. Hı hı. Boydalı bizim ürünlerimizde var. Bitkisel kozmik karışım tabletlerimizde bağışıklık sistemini güçlendirir. Yani çocuklarımız mesela her sabah... Kesinlikle. Her sabah tarhana içmesini önerir misiniz? Öneririz. Her sabah bu çorbadan içebilirler kış günlerinde. Kış günlerinde. Bilhassa bakın burada nohut. Evet. İçinde kış için yenilebilecek çok önemli. Mesela bunu zayıflamak isteyenlere çorbasını pişirsinler, zayıflatır. Bedeni ısıtır. Hocam çorbası İçinde nasıl yapılır büyük, peki? Çok büyük yani haşlıyorsunuz bunu. Evet. Haşlıya haşlıya eridiğinizde. Evet. Çok önemlidir. Yani nohut yemelerini kışın haftada bir defa, 15 günde bir defa mutlaka öneriyoruz. Mesela fasulyede. Yine. Şunu soracağım bu arada, lafınızı balla kessin. Nohutun ya da fasulyenin biliyorsunuz ki biz hanımlar bir gece önceden
Gazını çıkartmak gazını için diyorlar. Gazını çıkartırız ve suyunu da atarız. Yanlıştır. Heh işte. Yanlıştır. Ya. Yani bir kere şimdi nohutu iyi bir bakmak lazım. Nerenin nohutu? Yeni değiştirilmiş mi değil mi? Buna nasıl anlayacağız peki onu? Hibrit tohum değil mi? Mesela biraz sonra göstereceğiz şimdi. Çok önemli. Ama siz nohutu her zaman alın, kaynatın, suyuyla beraber için. Onu öneririm. Alalım, kaynatalım ve suyuyla beraber çorbası yöntem içinde kesinlikle dökmeyin suları. Yapmayalım, suyunu dökmeyelim, gazını çıkartmak mesela için. Şimdi diyorlar ki işte turp diyorum gaz yapıyor. Yapıyor hocam. Nohut diyorum gaz yapıyor. Gaz yapmıyor, gaz yapıyor, gazınızı atıyor işte. Daha ne istiyorsunuz? Onu yemesek atmadı. Gaz yapmayacak ama. Ama gazınızı da atmanız lazım, bedeninizde var gazınız. Yani bunun atılması ancak turpla olur. Atalarımız demiş ki, turp yemiyorsanız bari tarlasından geçin demiş. Evet, karnabahar kışın en çok yenilen sebzelerden biri. Çok önemli. İşte mesela bir rahatsızlık vardır. Bakteriler midemizde reflüye sebep olur. Evet. İşte bunların helikobakter. İşte çözümü. Karnabahar alın bunu haşlayın. Nasıl keseceğiz hocam bunu? Alın bunu. Koparacak mıyız? Hayır, bıçak bulacak mıyız? Kökünden bunu alın şeylerini ama bu saplarını yapraklarını atmayın bunu. Bakın şimdi. Heh. İşte burada bu karnabahar bu. Hocam ağaç gibi maşallah. Ama bakın bunun getiriyorlar bütün bu sapları yaprakları atılıyor. Kesinlikle bunu atmayacaksınız. Bakın burada çok yanlış yapılan bir şey var. Şunu alıyorum ben. Bu gördüğünüz ben gibi. Allah bismillah. Oh. Koç koç. Hocam ben görmezseniz önemli değil, ben karnabaharın arkasındayım. Şimdi bunun içindeki karnabaharı sadece yemiyoruz. Bunun bu gördüğümüz saplarını da aynı lahana gibi yapıp çok güzel yumurtalı haşlayarak suyundan bedeninizdeki bakterileri öldürmek için ideal bir iksir elde ediyorsunuz. Yumurtayla. Bakın, yumurtayla bunu güzelce yapabilirsiniz. Kavurmasını yapabilirsiniz. Kelem gibi, lahana gibi haşlamasını yapabilirsiniz. Kaynatıp sularını içerseniz mide rahatsızlıklarınızın ilacı işte karnabahar. Bir lahana var, yeşil yaprakları olan, kocaman. Bakın basıyorsunuz, içi bomboş. Bakın. Basayım ben de hocam. Bakın bomboş, bomboş içi. Evet, bu yani kandırık bu, bu tabi lahana. He, tabi bakın lahana. Şimdi buraya geliyorsunuz. Bakın burada gördüğünüz bir lahana var. Bakın bunun yaprağı ile onun yaprağı arasında fark var. Çok büyük farklar var. Renk farkı var hocam. Aa, önce. Renkten önce bir de bakın şimdi bunlara. Bunlar da bakın, sert. Bunlarsa çok daha farklı. Bizim tercih edeceğimiz bu daha yayvan. Hibrit tohumlu değil. Buradaki tabii yeşil göbekli şu gördüğünüz şuradaki kocaman lahanalar diyoruz. Evet, zayıflamanın formülü de burada. Alın 3-4 tane yaprağını 1 litre suyun içine koyun. Bakın bedeninizdeki o idrarlarınıza bakın, kalın bağırsağınızdan neler atacaksınız. Sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hayat. Basit, kolay ve doğal. Hocam sarımsak. Evet. Eskiden korku filmlerinde vampirlerden kaçmak için kullanılan sarımsağın asıl vitamin değerini ve sebebini hocamızdan öğreneceğiz. Hocam buyurun. Evet, onun yanlış yapılmış, buraları kesilmiş. Gördüğümüz sarımsak sert, gördüğünüz gibi iri cinsli. Nereye sarımsağı bu? Kastamonu. Taşköprü sarımsağı. Evet. Öneriyoruz. Başka sarımsak kullanmayın. Dışarıdan ithal edilmiş sarımsakları asla almayın. Hibrit tohumlu, yeni değiştirilmiş. Bakın başınıza benziyor değil mi? Başınız gibi. Evet. Başınızda bir problem, tansiyonunuz varsa her gece bir diş sarımsak götürün. Hiçbir zararı yok. Hatta başınızın üstündeki saçlar değil mi? Bakın. Yüksek tansiyon mu hocam? Yüksek tansiyonunuz evet. Varsa. Saçınız dökülüyorsa sarımsak yine büyük fayda. Yağını sürün. Bu baş değil mi şimdi? Evet, saç. İçinde de saçlar. İşte saçınız içinde sarımsak yağını öneriyoruz. Çok önemli. Yine tabiatın sarımsak mucizeleri bunlar gördüğünüz ve, gibi. Tabi antibiyotik olarak da insan nesline Allah tarafından hediye edilmiş mucize bir iksir. Hocam hemen kabak tatlısına doğru geçelim mi? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Evet, kabak tatlısında şeker yani yerine ne koyabiliriz, ne önerebilirsiniz? Bu baklavalardan, efendim hamur tatlılarından uzak kalıp bitkisel tatlılardan en ideal bir şey kabak gördüğünüz gibi. Kabağın şekli, rengi de önemli tabii. Bunların kırmızı olanlar. Mesela bu kabak daha iyi buna göre. Görüyorsunuz. Şimdi tabii açmadan nasıl anlarız hocam? Tut çünkü kabak bütün
Kışını biz şöyle alalım onu. Ev hanımları bu konuyla çok ilgilenecek. Evet. Evet. Bunun dışı böyle olduğu zaman bakın rengine bakın. Bunun rengine bakın. Daha olmamış bu kabak. Olacak bu kabak. Rengi beyaza doğru gidecek. Bakın. Yani olduğu zaman rengi açılıyor. Bak, olmadan önce daha koyu yeşil. Kesinlikle bak kıpkırmızı. Bu evet. Daha açık. Bu zaten kendinden tatlıdır. Evet. Hiçbir şey koymanıza gerek yok. Şeker koymamıza kesinlikle gerek yok. Tabii tatlıdır bedene. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in en büyük önerdiği şeylerden birisidir. Artı detoks ürünü olarak kullanıyoruz. Her gün yemenizi öneriyoruz. Bunu haşlayın suyunu için kalın bağırsaklarınıza bir çözüm. Kalın bağırsak problemi olanlar ekran başına. Şimdi armut gördüğünüz gibi insan nesline çok faydalı bir şey. Dünyada en çok tüketilen elmadır. Armut aynı oranda olmalı fakat değil. İşte kalın bağırsak probleminizin ilacı, kabızlı ilacı armut ama bu armut değil. Bakın burada ne yazıyor? Santa Maria. Maria armudu. Bu armutu biz yemiyoruz. Ne yiyoruz? Malatya armudu yiyoruz biz. Malatya armudu yiyoruz. Muzumuz yerli muz gördüğünüz gibi. Bakın çok güzel küçük muzlar. Evet. Bunları öneriyoruz. Bunları ama çikita muzları önermiyoruz. Önermiyoruz. Evet mesela ayva, süt, çocukların süt problemi için anneler, süt veren annelere ideal bir şey. Sütü çoğaltıyor. Sütü çoğaltıyor. Nar. Narı yiyoruz. Nar çok önemli, faydalı bir şey. Yine narı öneriyoruz kış için ideal bir şey. Fakat bunların dış görünümlerinde çok önemli. İçi kırmızı bunlar. Portakal değil, grapefruit. Grapefruit. Ama dışına parafin olmamasına dikkat ediyoruz. Sakın ağzınıza almasınlar. Parafin var. Portakal, limon ve şeylerde nem kaybetmesin diye. Anladım. Bunu bakın parlak olduğu zaman bilin ki suya koyun. Sirkeli suda parafinini çıkarın. Sebzelerin de meyvelerin de sirkeli suda yıkandığını temizlenmek için öğrendik. Kesinlikle bunları da yine böyle aldığımız zaman evde çok güzel şu anda normali sanki bilgisayardan çıkmış gibi. Evet. Yani tabii elmalar böyle değil biliyorsunuz. Bunlar bilgisayardan çıkmış gibi. Bunları da yerken ne yapacağız? Sirkeli bir suyun içine koyup hatta böyle yıkayarak yemekte sıcak suda çok büyük fayda var. Sağlıklı yaşamın doğal püf noktaları. Hocam, kış günleri grip her yerde salgın. Antibiyotik de kullanmak istemiyoruz, hele çocuklar. Çocuklarımıza çok büyük bir eziyet antibiyotik, sisteme de öyle. O zaman biz antibiyotiği kendimiz sebzemizden, meyvemizden nasıl yaratabiliriz? Ne yapabiliriz? Tabii antibiyotik evet, nasıl elde edilir? Yaratmak Allah'a mahsus. Şöyle ne yapabiliriz? Gördüğünüz gibi şuraya hemen geliyorsunuz bir bakın bir kainat eczanesinde sarımsak görüyorsunuz. Hı hı. Limon. Hemen burada bir baş sarımsak bir baş limonu alın parçalayın yarım litre suyun içine koyun. Bunu 7 gün kapalı bir yerde tutun. Ondan sonra suyunu her gün çocuğunuza birer çorba kaşığı verin. O çocuğunuz 3 ay hastalanmayacaktır. Tabii bir antibiyotik beden direncini yükseltecektir. Denenmiştir mücadele.